Merhaba YouTube, ben Kaan Nursu. Bugün WWDC gününde iOS 8'i iPad mini with Retina Display ve iPhone 5S'e yükledim. Bunların incelemesini yapmak için buradayım. İkisini de açıyorum. Genel olarak çok bir değişiklik açıkçası bu WWDC bizi çok memnun etmedi. Şimdi iOS 8'de yeni özellikler ne var? Onlara bakalım. Öncelikle şurada baktığınız zaman mesela ilk göze çarpan Health uygulaması geldi mesela ve developer olduğumuz için bug reporter'ı görebiliyorsunuz hemen şuradaki. Onun dışında çok büyük bir özellik yok açıkçası. İşte normal hatalar var. İşte gölgeler yanlış şu an mesela. Mesela uygulamalara girdiğinizde sürekli çökme riski var. Gördüğünüz gibi böyle garip şeyler oluyor arada. Mesela ayarlardan geri, mesela geri çık gitti şu anda mesela. Geri gidemiyorum. En basitinden böyle baktığınız zaman. Şu an bu kaldı. Geri gidemiyorum. Böyle dandik dandik şeyler. Tabii developer sürümü olduğu için, ilk sürüm olduğu için böyle sorunlar oluyor. O yüzden hemen indirmemenizi öneriyorum. Eğer sürekli kullandığınız bir cihazsa ve sürekli çökmesinden çok rahatsız olacaksanız yapmayın diyorum ben. Şimdi ilk olarak fotoğraflara bakalım. Site sıralamasına gidiyorum. Fotoğraflara ilk girdiğimizde çok bir değişiklik yok. Göze şuradaki arama butonu çarpıyor işte. Bakıyor. Bunları neye göre dizmiş? Yerlere göre dizmiş ve zamana göre dizmiş. Gördüğünüz gibi bastığınız zaman oradaki görüntüler geliyor. Böyle basıp bakabiliyorsunuz. Onun dışında şöyle özellikler var. Bütün fotoğraflarınız artık iCloud'da depolayabiliyorsunuz. Yani bu WWDC genel olarak Mac'leri, iPad'leri, bütün iOS'leri, bütün cihazlarınız ne varsa hepsini bir yerde bir araya toplamak üzerine yapılmış gibi bir şey. iCloud da bunlardan biri işte. Mesela işte bütün ne belgeniz varsa hepsini artık iCloud'a atabileceksiniz mesela. Fotoğraflarınız da onlardan biri. Şimdi eskiden fotoğraf yerinde 1000 tane fotoğraf tutabiliyordunuz. Yani benim anladığım bu şekilde, eğer siz daha net biliyorsanız lütfen söyleyin, düzelteyim. Bütün fotoğraflarınızı artık iCloud'da depolayabileceksiniz. Yani sadece 1000 tanesini değil, artık hepsini depolayabileceksiniz. Sanırım Apple artık böyle iCloud, yani Cloud'a bayağı bir yatırım yapmış. Çünkü işte iCloud Drive falan da geldi. Bayağı bir yatırım olmuş. Ve düzenlemeye gelmiş bazı şeyler. Şundan vazgeçtiğim. Şöyle baktığımız zaman. Mesela gelelim şuna. Bundan düzenle, mesela şuraya bastığımızda favoriye alıyor bunu. Ve diğer cihazlarınızda öyle gözüküyor. Ne zaman çekildiğini, nerede çekildiğini falan görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi biraz tepkileri tabii ilk şey olduğu için yavaş. Hepsine bastığınızda teker teker düzenleme görüyorsunuz. Kroplamaya girdiğinizde şöyle bir şey çıkıyor. Buradan böyle ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik var. Kendi ayarlayabiliyor ya da tutup şöyle direkt kendiniz kafanıza göre çevirebiliyorsunuz şöyle mesela. Başa döndürebiliyorsunuz. Yani başa yazmışlar direkt, yani to the start gibi. Bitti dediğiniz zaman şurada da öyle seçebiliyorsunuz hani ne kadar şey olsun diye. Bitti dediğiniz zaman da kaydediyor, gördüğünüz gibi internet üzerine kaydediyor çok büyük ihtimalle. Bu arada fotoğraf gördüğünüz gibi kırpmadı, böyle ona göre orantıladı. Yani böyle özellikler var. Diğer videolarımı da izlediyseniz demiştim zaten. Ufak tefek şeyler gelecek diye şöyle bir toplayan öyle şeyler gelmiş. Tamam. İkinci olarak fotoğraflardan sonra mesajlar var. Mesajlara girdiğiniz zaman ilk önce şu gözünüze çarpıyor. Şurada gördüğünüz gibi Türkçe klavye olmasına rağmen artık konuşma desteği geldi. Artık Türkçe dikte edebiliyorsunuz. Bastığınız zaman merhaba. Mesela en basitinden dediğiniz zaman yazmıyor gördüğünüz gibi. Sonradan yazıyor. İşte bunlar hep düzeltilebilecek şeyler. Artık Türkçe dikte desteği geldi. Bunun yanında iMessage gönderdiğiniz zaman iMessage eğer şöyle şeyler çıkıyor, bastığınız zaman şöyle Merhaba, merhaba. Deneme 1-2-3. gibi eskiden göndermiş olduğum şeyleri. Şimdi basılı tutup normal konuşuyorsunuz. Bıraktığınız zaman işte tekrar dinleyebiliyorsunuz ya da direkt gönder diyorsunuz ve gönderiyor. Ama bu gönderdiğiniz tabi diğer iOS cihazlarında şu şekilde gözüküyor. Bu gönderdiğiniz cihazlarda şöyle gözüküyor gördüğünüz gibi. Hani bir ses dosyası göndermiş şekilde gözüküyor. Bu arada iOS 7 yüklü bir cihaz, 4S. Onun dışında mesela iPad'de de mesela mesaj uygulaması var.
Birisiyle mesajlaşıyorsunuz ve internetiniz gitti. Normal mesaj attınız. O tabii buraya gelmiyordu iMessage olduğu için. Artık geliyor gördüğünüz gibi. iMessage'dan bana normal mesaj attı burada. iMessage'lar ve mesajlar olarak devam ediyor. Hepsi iMessage'dan olmaktan çıktı. Onun dışında klavye dediler. Klavye destekleri geldi dediler. Ona şöyle İngilizceyi aldığınız zaman gördüğünüz gibi şurada bir bar açılıyor. Türkçe'de yok şu anda. Herhalde ileride gelecektir diye umuyorum. Şurada gördüğünüz gibi predictive. Predictive diye bir part var. Şöyle göstereyim. Predictive diye. O on olduğu için off derseniz gidiyor orası. Tekrar basıp açmanız gerekiyor. Burada mesela bir şey yazdığınız zaman işte mesela un yazdım yanlışlıkla I am yazacağım ama bastı mesela öyle oldu. İşte bastığınız zaman mesela thinking tarzı işte sizle birlikte evolve olan yani bir kendini geliştiren bir yazılım. Tabii şu an işte Türkçe olmadığı için çok bir işimize yaramayacak ama yararlı bir şey sonuç olarak. Yani dediğim gibi ufak tefek güncellemeler var hep. Onun dışında şöyle bir şey gelmiş. Family sharing şeklinde. Benim anladığım şu. Aile paylaşımında şöyle şeyler oluyor. Mesela bir uygulama indiririz, bir şey indiririz. Bunları direkt ailenize paylaşabiliyorsunuz işte. Benim çocuğum bunu indirebilsin diyorsunuz. Mesela işte öyle şeyler yapabiliyorsunuz. Bunun yanında işte fotoğraflarınız aynı yerde oluyor. İşte takvim aynı yerde oluyor. Yani hepsini böyle bir araya toplayıp hani kendi dosyalarınız ayrı, aile dosyalarınız ayrı şeklinde bir böyle bir genel bir derlenmiş bir yerde olmasını sağlıyor ki güzel bir özellik bu da. Bunların ardından Health uygulaması geldi. Bunun işte demiştik Healthbook gibi bir şey gelir mi diye direkt Health olarak geldi. Girdiğiniz zaman işte Sources buna uygun olan uygulamalar hani nasıl gazetelik çalışıyorsa ona uygun app'ler yapılıyorsa şurada göstereyim. Log dergisi gibi mesela. Onun içine dizilebiliyorsa bu da onun gibi. Onlardan bilgileri alıyor bir yerde derliyor. Nasıl şöyle göstereyim. Mesela bastığınız zaman activity count. Mesela işte burada yürüdüğünüz zamanları gösterecek. İşte basal kaçta yaktığın kalorileri gösteriyor. İşte alkol. Glukoz oranı, şeker oranı, kan basıncı, işte yağ oranı, ne kadar yağ yaktınız, ne kadar su olduğu işte su oranınızın ne olduğu, body vücudunuz ağırlığı, bunun işte derlemesi, ne kadar şey aldınız, hangi mineralden ne kadar aldınız şeklinde gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Ağırlık, boy tarzı. Bunları başka cihazlardan, Apple'ın kendi ürettiği bir şey yok. Başka cihazlardan alıyor bilgileri. Burada derliyor ve bütün her şeyinize buradan ulaşıyorsunuz. Bir de o programa girmenize gerek kalmıyor. Bu programları kullanan için muhteşem bir şey. Tabii hani kullanıyorsanız muhteşem bir şey. Bence bu biraz da şeye atıf aynı zamanda. iWatch'a atıf ki çıkmasını bekliyordum. Büyük hayal kırıklığına uğradım şu anda. Çıkmasını bekliyordum. Ona da bir atıftır bence. Bunların dışında continuity diye bir şey var. Devamlılık. İşte dediğim mesajlar mesela bunun içine giriyordu. İşte başka. Şimdi continuity'nin yaptığı genel olarak mesela birisi sizi arıyor telefonla. Bu telefon arandığı zaman şu anda bende olmuyor. Az önce denedim. Birisi sizi aradığı zaman iPad'de, Mac'de onunla birlikte çalıyor. Mesela deneyelim şu anda. Bir. Mesela aranayım. Gördüğünüz gibi aranıyorum mesela şu an burada. Gördüğünüz gibi bu arandığında buradan da cevaplayabiliyorum şu anda. Buradan cevapladığım zaman. Gördüğünüz gibi buna bağlanıyor. Ve bunun hoparlörlerini kullanıyor. Böylece iPad'inizden iPhone'daki şeyleri cevaplayabiliyorsunuz. Aramaya dönmek için buraya tıklayın diyor mesela. Tıklayınca çöküyor gördüğünüz gibi. Döndü mesela. Buradan buraya aktardı mesela konuşmayı. Hani Mac'inizdesiniz mesela oradan konuşuyorsunuz kulaklıkla. Ciddi bir şey oldu aldınız gitmeniz gerek. Telefonunuza aktarıyorsunuz ki gayet güzel bir özellik. Yani iOS'te en çok sevdiğim özellik hatta bu diyebilirim. Bunların dışında mesela Pages gibi uygulamalarda mesela Pages'te bir şeyler yapıyorsunuz. Düzenleme yapıyorsunuz. Düzenleme yaptığınız anda şurada şu anda o gün ciddi güncellemeler gelmiş bu anda bu uygulamalara. Daha yapmadığım için ciddi olarak gösteremiyorum. Yaptığınız anda buraya geliyor ve buradan direkt kaydırıp uygulamaya geçip devam edebiliyorsunuz yaptığınız şey. Yani nerede bıraktıysanız orada alıyorsunuz uygulamayı diyebilirim. Aynı zamanda normal telefon cevaplıyor gibi mesaj da gönderebiliyorsunuz. Yine telefonunuza bağlanıyor. Tabii aynı ağa bağlanmış olmaları gerekiyor bunların ki düzgün olarak çalışsın. Şu anda gördüğünüz gibi ikisi de benim Wi-Fi ağıma bağlı. Tabii işte bozukluklar yüzünden işte tam gözükmüyor şu an. İşte onlar bak bunlar düzeltilmesi gereken şeyler.
Bu yüzden hemen indirmeyin derim ben. Mesela girip buradan normal mesaj şeklinde göndermek istesem. Mesela mesaj göndermeye çalışayım. Burada iMessage yazıyor ama işte arkadaş kapattı mesela bütün hücresel ağını ve Wi-Fi'ni. Göndermeye çalıştığım koşulda denesem olmuyor mesela gördüğünüz gibi işte. Daha hani oturmamış gibi geliyor bana şu anda. Bundan başka özellik olarak no Wi-Fi gibi bir şey. Bu tam Mac'te kullanılıyor. İşte Mac'in direkt İşte Wi-Fi tabına tıkladığınızda eğer iPhone yakındaysa direkt onun internetine bağlanıyor. Böyle yani hemen tak diye bağlanıyor. Normalde de bağlanabiliyorsunuz tabii ama biraz daha uzun sürüyor. Bunun dışında çok büyük bir özellik yok. Göstermek istediğim şu var. Mesela az önce arkadaşı aradım. Ondan önce işte birileriyle mesajlaşmıştım. Şöyle çift tıkladığınızda gördüğünüz gibi onları burada görebiliyorsunuz. Mesela bastığın zaman üstüne işte buradan arayabiliyorsunuz. Mesaj gönder. FaceTime ya görüntülü ya ses olarak arayabiliyorsunuz. Böyle kısa yol koymuşlar buraya da. Yani tekrar dediğim gibi çok fazla şey gelmedi. Hatta WWDC bayağı hayal kırıklığı oldu. Fakat iOS 8 açısından ufak tefek şeyler eklemişler. Yani bu ne gibi oldu aynı zamanda? iOS 5'ten iOS 6'ya geçer gibi oldu. Beklediğim en çok haritalar vardı. Ona güncelleme gelmedi herhangi bir güncelleme. Ayrıca şu Spotlight araması gördüğünüz gibi kasıyor da aynı zamanda şu anda. Bunlar hep tabii normal sürümde olmayacaktır. Bu da kasıyor gördüğünüz gibi. Bunu ilk defa açtığım için şöyle şu an Türkçe modda olması rağmen hani yine İngilizce geliyor şeyler mesela. Diyor ki işte yazdığınız zaman filmleri, yemek restoranlarını falan bulabileceğiz diyor. Tabii bunlar Türkiye'de çok yürürlükte olmadığı için mesela filmler olarak X-Men var mesela. X-Men buraya yazdığımızda gördüğünüz gibi çıkmıyor hiçbir şey. Benim notlar falan çıkıyor yani. Bunlar normalde çalışması lazım. Tabii bunlar tamamen entegrasyon problemleri. Bunlar işte gelecek şeylerde düzenlenecektir büyük ihtimalle. iOS 8'de gelen diğer bir özellik ise Siri hiç dokunmadan yani böyle basmadan Siri aktive etme özelliği. Şimdi bunu yapmak için direkt şarja takılıyken iPhone şarja takılı olmak zorunda bunun için. Hey Siri dediğiniz anda gördüğünüz gibi direkt aktive oluyor. Şimdi Shazam özelliğine bakmak için bir şarkı açacağım ve direkt hiçbir şey demeden onu anlamasını çalışacağız. Başlatıyorum. Dinlemeye başladığınızda gördüğünüz gibi şöyle bir logo çıktı ve Shazam'dan direkt ne olduğunu buldu şarkının. Ondan sonra da yanında da işte Bye diye bir şey çıkıyor. Şurada Shazam logosunu görüyorsunuz kenarda. Bir özelliği göstermek istiyorum. Koy. Mesela açtık bunu da. Şu an gördüğünüz gibi bu da 3G'ye bağlı. 3G internet şu anda gördüğünüz gibi. Ve güncelliyor gözüküyor. Wi-Fi kapalı şu an. Wi-Fi üstünden şu an bilgisayardan kendini yedekliyor. iOS 8 özelliği bunlar. Şurada da gördüğünüz gibi bu da 3G'ye bağlı. Şimdi ben buradan gidip de gördüğünüz gibi buradan buna bağlanıyor ve bunu arıyor. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda beni aradığı zaman mesela burada çıkması lazım normalde. Bundan da cevaplayabiliyor olmam lazım. Gördüğünüz gibi. İkisi aynı anda çaldı hatta. Şu an ikisi de 3G'ye bağlı. Bu özellikler dışında hep developerlara yönelik bir konferans oldu. Yani developer konferansıydı zaten. Zaten şeye de bakacak olursak kendi sayfasına da bakacak olursak şuradan. Bu arada gördüğünüz gibi burada böyle giriyorsunuz. Artık şuradaydı. Bu taraftan bu tarafa almışlar. Şu an fark ettiğim bir şey. Tab'lara da bastığın zaman artık. Şöyle birkaç tane açayım. Teknoblok açalım. Şu da benim bu taraftaydı mesela. Onu da almışlar. Şöyle açtım. Mesela 9 to 5 Mac işte geldim. Gördüğünüz gibi biraz kasma var. İşte gittim sahibinden açtım. Şuna bastığınız zaman böyle artık yani bunun altına 3 tane daha gelecek. 3 tane daha gelecek gördüğünüz gibi. Bunlar da işte iCloud Tabs şeklinde olacak. Bunun dışında şu paylaşma butonuna bastığınız zaman da şunlar gördüğünüz gibi değişmiş biraz ikonları. Onun dışında bir değişiklik yok. Dediğim gibi developerlara çok yönelmişler. Bir sürü SDK yayınladılar. İşte Touch ID falan onlara geçirdiler. Onun dışında yani kullanıcılara yönelik çok bir şey yapılmadı. Hatta dediğim gibi Apple'ın sayfasında da şöyle yazıyor iOS 8 ile ilgili. Şöyle girdiğiniz zaman. Huge for developers, massive for everyone else
Yani developerlar için acayip bir şey. Diğerler için de hadi verdik gibi bir şey demek bu yani. Sitesinden girip de özelliklerine bir daha bakabilirsiniz. Bunların dışında işte bir gereksiz bir business'a yönelik bir güncellemeler falan da oldu. Bize olan yararları bu kadardı iOS 8'in. İnşallah benim düşüncem şudur. Bir tane daha konferans yapıp işte iWatch, hani iPhone'la birlikte değil de ayrı olarak belki de yeni iPhone, belki de iPhone'la da olabilir. Mesela Mac'ler hiç güncellenmedi. Bunlara da güncelleme gelip hani araya bir tane daha konferans sıkıştıracaklarmış gibi geldi bana açıkçası. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Subscribe edin. Bu videoların devamı gelecek. Onları kaçırmayın. Beğenin. İzlediğiniz için teşekkürler.